Evet, Karadeniz gazında meşale yandı. Tam kapasiteye ulaştığında günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek ve biraz bu projeden bahsedeceğiz. Karadeniz gazında 40 milyon metreküp gaz üretildiği zaman ne yaşanacak? Hanelere, Türkiye'nin faturasına, Türkiye'nin genel ithalat faturasına nasıl yansıyacak bu? The London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü konuğumuz. Öncelikle bir hoş geldiniz diyelim kendisine. İyi bayramlar. Hoş bulduk efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar Sayın Mehmet Öğütçü. Teşekkür ediyoruz bayramın ikinci gününde bizimle beraber olduğunuz için, ama konu çok önemli bir konu. Üstelik de vatandaşlara bir bayram hediyesi niteliğinde bir konu. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Karadeniz gazı için ilk aşamadayız diyebilir miyiz ve bu ne zaman son aşamaya gelecek? Yani ne zaman 40 milyon metreküp'e ulaşacağız ve tabii ki Türkiye'nin gaz ihtiyacına baktığımızda şu anda bu nereye oturuyor ve tam kapasiteye ulaştığımızda nereye oturacak? Öncelikle bir genel değerlendirme minvalinde bir soru yöneltmiş olayım size. Buyurun. Evet, şimdi gaz aramaları, bunun üretime dönüştürülmesi ve tüketiciye ulaştırılması oldukça uzun bir süreçtir normalde. Önce sismik araştırmalar yapılır, sonra sondajlar yapılır, kuyulardan denemeler yapılır, çıkartılan gaz kıyıya çıkartılır eğer açık denizde yapılmışsa. Orada içindeki sülfür temizlenir, arıtılır. Daha sonra metrajı yapılarak pompalanır ülke içerisindeki mevcut şebekeye. Bu açıdan bakarsanız Karadeniz gazı tahmin edilenden ve uluslararası benzeri örneklerden çok daha erken yürürlüğe girdi. Bu bir başarıdır. Burada soru işaretleri var. Hepimiz bunu sorduk. Bu tabii sevincimizi gölgelemiyor. Ama 710 milyar metreküp gerçekten var mı? Bunun ne kadarı jeolojik rezerv, ne kadarı üretime dönüştürülecek rezerv, ne kadarı çıkartılacak? Bunlar soru soruluyor tabii. Maliyeti ne oldu? 1.8 milyar mı? Filyos'taki tesisler daha fazla mı? Bundan sonrası nasıl gidecek? Ama dediğiniz gibi verilen bilgilere göre önümüzdeki Eylül ayına kadar 10 tane kuyunun bağlanmasıyla yaklaşık günlük 10 milyon metreküplük gaz üretilecek ve sisteme verilecek diyor. Ve bu aşamalı olarak 2028 ya da 2030'a kadar 40 milyon metreküpe çıkartılacak. Şimdi 10 milyon metreküp günlüğün yıllık hesabına vurursanız, eğer hiçbir sorun çıkmazsa, ki çıkacaktır, her şey düzgün işlerse yaklaşık bu 3.6 milyar metreküp ediyor. Eğer bunu 4 ile çarparsanız, yani 40 milyon metreküpe çıkarsa 2030'da yaklaşık 15-16 milyar metreküpe de ulaşabilir deniyor. Bu nedir Türkiye'nin normal ihtiyacı içerisinde? Biz geçen yıl 59-60 milyar metreküp civarında gaz tükettik ve bunun %98'ini yurt dışından ithal ettik. Yani çok ağır bir bağımlılığımız var gaza. Onun için içeride üretilecek her gaz molekülü bizim için son derece değerlidir. Ve nihai aşamaya ulaştığında 40 milyon metreküp'e, bu şu anlama gelir ki Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık %20'si 25'i Sakarya'dan gelecektir. Orada da durulmaz. Türkiye kazandığı bu deneyimle belki Doğu Akdeniz'de, Ege'de, komşu ülkelerde, Kuzey Irak'ta, başka yerlerde, Mısır'da, Libya'da gaz aramaya devam edebilir. Oralarda da daha ucuza gaz çıkartma imkanına kavuşabilir. Şayet bu becerisi, teknik becerisi, finansal kaslarla da, teknolojiyle de desteklenirse, bir de 5 tane biliyorsunuz şeyimiz var artık, sismik ve sondaj gemimiz var. Bu dünyada önemli bir filodur. Dolayısıyla Türkiye'nin önü bu anlamda açılmış oldu. Yalnız soru işareti daha çok bu rezervlerin ve maliyetlerin ne olduğu, abartılıp abartılmadığı konusunda. Çünkü uluslararası camiada da, ben Londra'da da bunu duyuyorum, New York'ta da, Houston'da da, bu konuda ne yazık ki güvenilir rakamlar henüz ortaya çıkmadı. Siyasi olarak verilen rakamlardır bunlar. Teknik olarak teyit edilmesi gerekiyor. Peki şöyle, bu gazın teknik olarak net veri olarak elimize yansıması, net veri olarak çıkarılması, ölçülmesi teknik olarak mümkün müdür zaten? Yoksa aşağı yukarı bir veri mi vardır elimizde? Her zaman bu böyle midir? Mesela en son Chevron Mısır açıklarında Nergis 1 sahasında yaklaşık 99 milyar metreküplük yeni rezerv bulduğunu söyledi. Ama sorduğunuz zaman bu 50 ile 99 arasında diyorlar. Yani görüyorsunuz ki aradaki fark 2 kat kadar çıkabiliyor. Yani 350 ile 700 arasında der gibi. Bu konuda tabii net rakam ortaya çıkartmak mümkün değil ama bağımsız uzmanlar tarafından
teknik veriler alternatif bakış açısıyla değerlendirilirse bu rezervlerin daha yüksek olduğu ya da daha düşük olduğu ya da gerçekten verildiği gibi olduğu konusunda bir teyit ortaya çıkar ki bu eğer ileride biz uluslararası ortak arayacaksak, finansman arayacaksak, bu çünkü çok pahalı bir projedir. Türkiye tek başına yapması güç olabilir bunu, hele içinde bulunduğu bu durumda. O zaman uluslararası oyuncular kesinlikle bunun bağımsız uzman ve kuruluşlarca çapraz teyide tabi tutulması isteyecekler. Sayın Öğüt, az ama önce... Ama bu mevcut sahanın değerini düşürmez tabii ki. Yani daha da güvenilir hale getirilir. Orada bir havza var, orada bir rezerv var. Sadece problem bunun kaç milyon metreküp olduğuyla alakalı. Çünkü anladığım kadarıyla aşağı yukarı bir veri var elimizde. Zaten hep böyle bir aşağı yukarı veri tayin ediliyor. Sonra uluslararası gruplar tarafından o veri daha netleştiriliyor. Fakat az önce dediniz ki eğer hiçbir problem çıkmazsa ama problem çıkacaktır nokta 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 dediniz. Şimdi hiçbir ne tür problemler beklenebilir ve bu bizim cebimize, Türkiye'nin ithalat karnesine nasıl yansır? Ne tarz problemlerden bahsettiniz bunu söylerken? Şimdi iki aşamada sorunuzu cevaplandırmaya çalışayım. Birincisi, bu tür çalışmalar tabii sadece insanların çabalarıyla alakalı değil, jeolojiyle de alakalı. Yani bahse konu olan rezervler çökebilir. Ya da Karadeniz dünyanın en zorlu denizlerinden bir tanesidir. Çok derin doğru. Dalgaları vardır. İklim her zaman iyi değildir. Dolayısıyla istediğiniz gibi çalışma imkanı bulamayabilirsiniz. Boru hatlarında bir sızıntı olur, bir patlama olur. Yani anlatmaya çalıştığım bu tür teknik bir takım aksaklıklar ortaya çıkabilir. Doğayla alakalıdır. Siz dersiniz ben günde 10 milyon metreküp üreteceğim. Bunu belki yılda 50 gün yapabilirsiniz, 100 gün yapabilirsiniz. Sonrasında sorun çıkabilir. O anlamda buna hazırlıklı olmak lazım. Yani bu tahmin edildiği, öngörüldüğü gibi bizim Filyos'taki tesislere gelecek, oradan pompalanacak. O kadar kolay bir şey yok dünyada bu konuda. Sadece Türkiye için değil, dünya açısından da. Şimdi Türkiye'nin ithalatında, bütçesinde, ödemeler dengesi açığında tabii ki bakarsanız eğer enerjinin yeri çok yüksek. Çünkü doğalgazda %98 dedik, kömürde %93, petrolde, kömürde aynı şekilde. Yenilebilir enerjinin aksamlarının çoğu da ithal ediliyor. Yaklaşık 80 milyar doları buluyor bu. Bunun 44-45 milyar doları doğalgazla alakalı. Şayet bunun dörtte birini önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Karadeniz'den üreteceksek, o zaman tabii ki cari ödemeler açığına olumlu bir katkısı olacaktır bunun. Yalnız şunu da söyleyelim. Şimdi vatandaşa müjde verildi ama bu müjde biraz bol keseden dağıtıldı. Çünkü Türkiye zaten doğalgazı dışarıdan alıyor. Uluslararası fiyattan içeriye zaten sübvansiyonu düşük fiyattan veriyoruz. Onun aradaki farkını devlet üstleniyordu. Şimdi bunun üzerine ayrı bir sübvansiyonla belli bir miktar, belli bir süre için doğalgazın ücretsiz sunumu seçim nedeniyle tabii. Bu tamamen seçim ekonomisi. Bu da doğal karşılanmalı, siyasi iktidarın en doğal hakkı, projesinde istediği gibi kullanır. Ama ne yazık ki bu sürdürülebilir değil. Yani 15 Mayıs sabah uyandığımızda iktidarda kim olursa olsun, ister Kılıçdaroğlu ister Erdoğan, çok ağır bir finans sorunuyla karşılaşacağız. Çünkü Türkiye dışarıdan taze para bulamıyor, içeride sıkışıklık var, daha fazla vergi veremiyoruz. Bu tür sübvansiyonlar, ilave para ve müjdeler dağıtılması vatandaş açısından çok hoş, olması da lazım. Ama bunun bir karşılığında bulunması lazım diye düşünüyorum. Ama her halükarda bizim bu üretimi içeriye ucuza yansıtmamız mümkün değil. Çünkü bir dünya piyasası fiyatları var. İkincisi yeni bir yatırım bu. Bu yapılan, yatırılan paranın karşılığının çıkartılması lazım, ödenmesi lazım. Bunun için Schlumberger'e de Subsea 7 şirketlerine de para ödüyoruz. Bir bucak dolusu. Türkiye bunu tek başına yapmıyor tabii. Teknik olarak uluslararası kuruluşlardan yararlanıyoruz. Yatırımcı getiremesek bile. O anlamda çok ağır bir beklenti, iyimserlik yaratıp halk nezdinde daha sonra hayal kırıklığına dönüştürmemek lazım. Onun için hep diyorum ki ben ne küçümseyelim bu başarıyı, dünya çapında bir başarıdır. Hem süre açısından 2,5 yılda tamamlanmış olması, maliyetlerinin nispeten düşük olması açısından hem de
Türkiye'nin enerji arz güvenliğine, özellikle doğalgazda büyük katkı sağlayacak olması. Önümüzdeki sözleşmeler İran'la var. Önümüzdeki yıl sonunda bitiyor. Bunlar da bize ciddi bir müzakere gücü kazandıracaktır. Ama abartmayalım da, dünya ölçeğinde 710 milyar metreküplük rezerv şayet varsa o kadar çok büyük bir rakam değildir. Bakarsanız evet. Mesela Rusya'nınki şu anda yaklaşık 50 trilyon metreküp civarında. İran'ınki 33 trilyon. Yani elbette ki Türkiye gibi doğalgaz fakiri bir ülke için bu rakam önemlidir ama dünya ölçeğinde çok büyük rakamlar değil bunlar. Evet, şunu da sormak istiyorum. Şimdi az önce dediniz ki Türkiye doğalgaz açısından %98 dışarıya bağımlı maalesef. Ama tabii ki Türkiye'nin Karadeniz'de sondaj gemileri var. Bir taraftan da yeni gaz arayışları sürüyor Karadeniz'de. Karadeniz'de Türkiye'nin yeni rezervler, yeni havzalar bulma ihtimalini değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de tabii şöyle bir durum var. Karada çıkarılan doğalgaz ve denizde çıkarılan doğalgaz. Denizde çıkarılan doğalgazın maliyetleri çok 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 daha yüksek diye düşünüyorum. Boruların döşenmesi, ona uygun tesislerin yapılması, gazın çıkarıldığı yere uygun tesislerin yapılması. Bu ikisi arasındaki farkı da kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim Sayın Öğütçü. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Hı hı. Karada çıkartılan gazla offshore dediğimiz derin denizlerde çıkartılan gazın maliyetleri arasında çok büyük fark var. Yani bu şey, özellikle offshore dediğimiz normal Akdeniz'dekini söylüyorum. Karadeniz çok daha zorludur, maliyeti daha yüksektir. Akdeniz'de bunun maliyeti 30'la bir kuyunun maliyeti 30 ile yaklaşık 200 milyon dolar arasındadır bir kuyunun kazılması. Hı hı. Ve dediğim gibi bunun bulunma şansı da %10'dur. Yani %90 çıkmaz. Kumar gibi bir şeydir bu biraz. Ama şirketler bunu kabul ederler. Onun için Türkiye'nin finansal kasları açık denizlerde böylesine gaz aramaya çok fazla elverişli değil. Ama Karadeniz'de şayet, biz çünkü bu gazı Sakarya sahasını Bulgaristan'la Romanya münhasır ekonomik bölgesinin hemen kıyısında bulduk. Birbirine çok yakınlar. Oralarda da var. Onlar da araştırıyorlar. Belki o gazı da toplayıp, ortak çalıştırıp, ortak geliştirip, belki onları da Filyos'a gönderirsek arıtma ve iç kullanım ve ihracat için, o zaman biraz hani ölçek ekonomisi dediğimiz şeyde ulaşmış olabiliriz. Hı hı. Bir de Türkiye'nin karada bir tek Trakya'da gördük galiba. Kaya gazı var Doğu Anadolu'da. Onlara da ağırlık vermesi gerekecektir. Hı hı. Ben olsam, bölge biliyorsunuz Türkiye'nin çevresindeki bölge dünya doğalgaz kaynaklarının neredeyse 1/3'ünün bulunduğu bölgedir. Türkiye'nin bölge ülkelerle dış politikada sağlayacağı bir takım başarılara paralel olarak oralarda da kazandığı deneyim ışığında petrol ve doğalgaz aramasıyla, çünkü ben Kuzey Irak'taki bir şirkette uzun zaman yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hı hı. Orada biz petrolü barili 2 dolardan çıkartıyoruz. Bu açık denizlerde çıkarttığınız zaman 50-60 doları fazla kadar bulabiliyor bunun. Tabii. Büyük bir şey var. Yani onun için Türkiye yeni bir strateji geliştirmeli. O hı hı. strateji tabii ki çatıda bir enerji, yeni bir enerji vizyonu. Dünya yeşile doğru dönüyor. Fosil yakıtlar yavaş yavaş devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Hı hı. Ama öte yandan görünür gelecekte hala %77 biz petrol, doğalgaz, kömürle yaşıyoruz. Hemen de değişmeyecek bu. Ve Türkiye'nin ekonomisinde de doğalgazın, petrolün önemi hiç yadsınamaz. Hem hane halkı kullanıyor bunu, hem elektrik üreticileri, hem sanayiciler, hem tarımda. Bu anlamda Türkiye entegre bir enerji vizyonu, ekonomi stratejisinin parçası olarak. Bunun içerisinde tabii rekabet politikası da var, çevre de var, finans da var, vergilendirme de var, dış politika, güvenlik de var. Ve doğalgaza yönelik olarak da, petrole yönelik olarak da ayrı bir alt strateji ve icra ekibi gerekiyor. Hı hı. Türkiye ne yazık ki şu anda dünyada önemli bir oyuncu değil. Petrol, evet. doğalgaz üretiminde. Bizim bütün şirketlerimizi toplasanız bir Malezya'nın Petronas'ı yetmiyor. Ama hı hı. Karadeniz belki bu anlamda bir ilk olabilir. Ve bu partiler üstü bir yaklaşımda. Yani AK Parti'nin başarısı olabilir bu aşamaya getirilmesi ama bundan sonra iktidar kim gelirse gelsin ya da AK Parti devam edecek olsun, bundan sonra bunu partiler üstü bir milli strateji olarak görmek bir lazım. Devlet çünkü politikası, enerji bir devlet politikası olmalı. Çünkü devlet politikasının sürdürülebilirliğiyle uzun vadede hem ülke ekonomisine hem hane ekonomisine ancak o zaman bir geri dönüş sağlanır.
Hemen bugün buldun, yarın o bütün işte faturalarda indirim oldu, ekonomi düzeldi, böyle bir şey söz konusu değil. Onun için bir devlet politikasına dönüşmesi gerektiğini söylüyorsunuz, kim olursa olsun. Kesinlikle dünyanın her yerinde de böyledir bu. Çünkü enerji yatırımlarını bugün başlıyorsunuz, meyvelerini 10 yıl sonra, 15 yıl sonra almaya başlıyorsunuz. Aynen. Hiçbir iktidara bağlanamaz bu. Ve yatırımcıları ürkütmemek açısından bunun partiler üstü bir devlet stratejisine dönüştürürseniz, o zaman zaten güvenilirlik de artar. Hem Türkiye'yi transit bölge ya da gazda bölgesel hub yapma hedefimize de uyar. Evet. Çünkü hiçbir kaynak ülkesi güvenmediği bir ülke üzerinden kaynaklarını başka yerlere taşımak istemez. Tabii ki, doğru. Hem dış politikada, hem ekonomide, hem uzun vadeli enerji stratejisinde güvenilir bir ülke olmak zorundayız. O 3G derim ben her zaman. 3 tane G önemlidir. Güven, güven, güven. Evet, geçen buluşmamızda zannedersem 2-3 ay önceydi Sayın Öğütçü, Tekirdağ'ın bir transfer hub'ı olabilmesi üzerinden konuyu değerlendirmiştik. Yine aynı minvalde şeyler söylemiştiniz. Güven son derece önemli ve yine sürdürülebilir bir devlet politikası önemli. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Tekrar iyi bayramlar dilemek istiyorum size. Sorularımıza cevap verdiğiniz için de tekrar teşekkür ediyoruz.